Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun inşallah. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Geldiniz. Ben şimdi malum bir ders yapmadan önce şöyle ben kolaylaştıracak, manayı kolaylaştıracak notlar aldım. Burayı sizden önce okudum. Okuyacağım mevzuyu. Onu takdim edeceğim. Bu mevzuyla alakalı. Tarih boyu insan en çok insanı merak etmiş. Yani tarih boyu insanoğlu kendisini merak etmiş. Böyle bir garip bir mahluk insan. Yani kendisini merak ediyor. İnsan nedir? İnsan nedir diye. Kendisini merak etmiş. Ya ben kimim demiş. Şimdi bununla ben nereye varmak istiyorum? Şu. Bazı insanlar Allah'a ihtiyaç duymuyor. Dine de ihtiyaç duymuyor. Sebebini merak ettiğim zaman bu kadar malzemeden sonra hulasa şu çıktı. Kendisini merak etmediği için. Cevap o. İnsanın kendisi hakkında ilmi arttıkça o nispetle cehaleti artmıştır. Hiçbir zaman cehaleti azalmamış. Çünkü insan fanidir fakat bakinin cilvesini taşındığından, aynadarlığını yaptığından ne kadar terakki ederse terakki zaten kusurunu anlamak demektir. Anladığı nispetle terakki etmiştir, terakki etmiştir, etme nispetinde kusurunu anlamıştır. Mucizeler şimdilik formülüze edemediğimiz için ilmi sınıfına konamamıştır. Mesela parmağından su akması formülüze edilememiş. Mesela İbrahim Aleyhisselam ateşe atılmış. Alım yanmamış. Musa Aleyhisselam denizde geçmiş. Yani bir gelecek nesile formül olamamış. Onun için bizim bildiğimiz ilmi bir kategoriye girmemiş. Hayat da o cinsten olduğu, onun için okuyacağım burayı. Çünkü bilinen esbab kullanılmamış mucizelerde. Bilinen sebepleri kullanılmamış. Oysa mucize kişi esbab kullanmadan mahiyetindeki anahtarla eşyanın hakikatini açmasıdır. Yani mucizeler esbabı kullanmadan kendi mahiyetini kullanarak eşyanın, varlığın hakikatini açmış. Mesela dua etmiş, yağmur yağdırılmış. Bu esbab kullanılmıyor. Nasıl yapıyor bunu? Kendi mahiyetini kullanarak bulutun hakikatini açmış. Biraz şey geliyor ama alışmadığınız bir şey. İnsan hep alıştığı olursa ülfet belası oluyor. Okuduğum mevzuyla alakalı buradan gelmeden önce. Mucize sürecin akışın dışında sebepsiz sonuçtur. Sebepsiz sonuçtur. Bir daha. Mucize sürecin akışın dışında sebeplerin akışı dışında sebepsiz sonuçtur. Hayat da o cinstendir. Hayatın sebebi yoktur. Onun için mucizedir. Tıpkı karşıya, yani nasıl sebepsiz sonuç, mesela örnek vereyim. Tıpkı karşıya bakışınla etkili rahatlatmak veya rahatsız etmek gibi. Mesela
böyle bakıyorsun, adam rahatsız oluyor. Böyle bakıyorsun, rahatlıyor. Yani sebep yok. Adam battı. E niye rahatsız oldum? Oldum işte. Ha diyor ya, en gerek yılanın gibi gözleri bana soktu. Veya bu adama baktığım zaman beni rahatlattı yani. Yani sebepsiz sonuç. Tabi bu sebep gösteremiyor. Formül edilebiliyorsa ilmi kategoriye giriyor. Felsefe neticeyi görür fakat kafasındaki kendi kurguladığı formüllere uymadığı için kesip atar. Yani olur mu canım? Adam geçmiş sudan. Nasıl geçer? E geçti. Realite. Çünkü felsefe kendi kurguladığı bir format var yani. Bir şablon var. Ölçü var. Oraya uymuyor. Uymadığı bir şey, kendi kurguladığı bir şeye, sisteme uymadığı için kesip atıyor. Oysa kendindeki aşkınları, sezişleri, içki karşıyı etkileyerek veya taşınmak. Mesela kaşe nasıl taşınıyor? Vicdanları etkileyerek, hisleri ve duyguları uyandırarak, haleti ruhiyeleri uyandırmak gibi. Felsefe bundan mahrumdur. Mesela vallahi ben bu adamdan etkilendim ya. Mesela bir kelime ediyor, rahatlıyoruz. Allah hiçbir şeyden her şeyi yaratmıştır. Allah hiçbir şeyden her şeyi yaratmıştır. İnkar ise şunu iddia ediyor. Hiçliğin kendi kendine her şeye dönüştüğünü söyler. Anladık mı farkı? Bak bir daha. Allah hiçbir şeyden her şeyi yaratmıştır. Hiçbir şeyden her şeyi yaratmıştır. İnkar ise hiçliğin, yani hiçliğin kendi kendine her şeye dönüştüğünü, hiçliğin kendi kendine her şeye dönüştüğünü söyler. Hadi bir şey. Felsefenin çoğunlukla cevapları değil, soruları hatalı. Hata cevaplarda değil, çoğunlukla sorulardan geliyor. Çünkü yanlış sorunun doğru cevapları da yanlıştır. Bir daha. Yanlış sorunun doğru cevapları da yanlıştır. Niçin? Çünkü felsefede soru yanlış. Kendisini hariçte aramış. Temelde bu hatayı yapmış. Üstad felsefe üzerine çok duruyor. Çok yerde var. Onları toplayarak kulasa ettim. Ha, bu kadar. Yani cevaplarında değil, sorularında hata var. Çünkü soru yanlış, doğru cevap da yoksa yanlış oluyor. İnsan kendinin kim olduğunu ve nerede, niçin olduğunu bilirse, cevapları varsa dünyada ne yapacağını da bilir, ahirete ümitli yaşar. İnsanın kim olduğunu ve nerede olduğunu, cevapların varsa ne yapacağını, nerede olacağını da bilir. Bir daha toparlanın. Zihninizi verin bak. İnsanın kendisi yani kim olduğunu ve nerede olduğunu, yani burası neresi dünya? Bilirse nerede olacağını, ne yapacağını da bilir.
burada niçin olduğunuzun cevabı da bunda. Yani siz niye buradasınız? Dünya faniymiş. Ha bak burayı anladık. Peki başka siz niye buradasınız? Çünkü ben insana buna ihtiyacım var. Ben buna ihtiyacım var. Bu derse. Varlıklardan alınan ilimle, bu çok önemli ve son. Mesela varlıktan alınan ilim, yani elma değil, elma ağaç ve son önermem bu benim. Elma ağacından alınan ilim, bizdeki bilgi. Elma nedir, neyin nesidir, nasıl kullanırım, nasıl yaparım? Bu ilmin, bizdeki bu ilmin kaynağı elmadır. Ama elma yok iken yaratılmada kullanılan ilim, bizim elmadan aldığımız ilim değildir. Hiçbir zaman insan elmadan, elma ağacından aldığı ilimle elmayı hiçlikten yaratılırken kullanılan ilme varamayacaktır. Çünkü bizim elma hakkındaki bilgimizin kaynağı elmadır. Onu ortadan kaldırırsanız bizdeki ilim de yok olur. Yani buzdaki suyu kaldırırsanız buz denen bir şey kalır mı? Bir daha buzdaki suyu kaldırın. Buz. Buz kabul edin. Sudan meydana. Evet. Buzdan suyu kaldırın. Buz denen bir şey olur mu? Olmaz. Bizim ağaç hakkındaki bilgimiz ağaca bağlı. Ağacı kaldırdığınız zaman bizdeki bilgiler de yok olur. Tamam mı? Bizim bilgimizin kaynağı ağaç. Tevhidin acayip bir şeyi bu çakıyor. Fakat biz ağaçtan aldığımız ilimle ağaç yok iken hiçlikten ağaç yapma da kullanılan ilme hiç benzemiyor bu. Yok iken ağaç yaparken ağaç yapayım denilirse Cenab-ı Hak hiçlikten ağacı yapmakta kullandığı ilim bizim ağaçtan aldığımız ilme hiç benzemiyor. Şimdi mevzumuz bu kadar önermeleri yapmamızın sebebi buradaki konuşacağımız mevzunun emniyetine binaendir. Buradan çıkarttım. 23. pencere. Ellezî halakal mevte vel hayat. Ölümü ve hayatı yaratan odur. Hayat. Hayat, kudreti Rabbani'nin mucizatının en nuranisinin en güzelidir. Mucizeyi onun için konuştuk. Mucizeyi onun için konuştuk. Sebepsiz sonuçtur. Yok yani. Başka? Bak kudreti Rabbaniye'nin mucizatının en nuranisidir, en güzelidir. Bizim hayat hakkındaki bilgimiz hayata bağlı ve bağımlı. Hayata baktık. Kaldır elini, indir, kalk, de, deme, git, gel. Yani denedik, ettik, yanıldık. Denedik falan bir şeyler yaptık, öğrendik. Bir şey öğrendik. Ona bakarak öğrendik. Yani hayat hakkındaki bilgimiz hayata bakarak öğrendik. Hayat ortadan kaldırırsanız bilgi de yoktur. Çünkü bizim bilgimiz oraya bağımlıydı. Ama ellezî halakal mevte vel hayat, Allah hayatı ve ölümü yaratırken bizim hayat hakkındaki ilmimizle yapmamış. Ondan dolayıdır ki bizim ilmimizle yaratan zatın ilmine varamıyorsun. Bizim kaynak belli. Mucizedir. Sonuçsuz, yani esbapsız, süreçsiz sonuçtur mucize. Ve vahdaniyet burhanlarının en kuvvetlisi ve en parlağıdır. Vahdaniyet. Yani şöyle diyeyim.
külliyata çok geçiyor. Bu kainat var. 18 bin alem. Alem-i ahiret var. Alem-i sal var. Alem-i mana var. Levh-i mahfuzlar var. 18 bin alem. Ve dünyaya gelin. Güneş var. Tersi su var. Yer çekimi var. Kaldırma var. Değil mi? İtme, çekme, nefret var, muhabbet var, adavet var, aşk var. Bir sürü şeyler var değil mi? Var. Bunlar birbirine zıt. Bunlar birbirine zıt. Bu zıtları bütüne getirilip bir sistem çalışıyor. Sistem çalışıyor yani. Kainat çalışıyor. Biz de çalışıyoruz. Tamam mı? Ölüm de var, hayat da var. Farklılıkları bütüne getiren zata vahidiyet denilir. Bu farklılıkların bütün gibi gözükmesi de vahdet denilir. Sistemin birliği. Vahdet, vahidiyet. Yani vahdet kişiyi belirlemez. Sistemin birliğini. Vahidiyet kişiyi tanımlar. Bu sistemin sahibi. Şimdi hayat için bunu kullanıyor. Vahdaniyet burhanlarının en kuvveti sen parla. Yani hayat nedir? Bütünün hulasasıdır. Yani şu. Allah'ın dışında Kab-ı Kavsen, Arş-ı Azam, tencere getirin. Bak tencere. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Alem-i Misal, Alem-i Berza, Alem-i Mana. 18 bin alem tencereye koyun. Karıştırın hepsini. Hulasasını alın. Öz hayattır. Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, iman, küfür, kadın, erkek, domuz, yılan, taş, ağaç. Ne hatırınıza geliyorsa Allah'ın dışında yaratılan her şeyin hakikati ve kaynağı yani yaratılış malzemesi. Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah bu kainatı neyle yarattı? Hayatla yarattı. Abi hayatla nasıl taşı yarattı? Bak beraber yürüyelim bakalım. Buz. Aynı yerdeyiz abi, bir yere gitmeyeceğiz. Buz. Gir içeriye. Su. Değil mi? Su. H2O. Gir içeriye. Enerji. Gir içeriye. Esir. Gir içeriye. Maddi hayat. Aynı yerdeyim. Gir içeriye. Aynı hayat. Gir içeriye. Şuur ve his. Gir içeriye. Akıl cevheri. Gir içeriye. Ruh cevheri. Bitti. Bunun arkasında işte ben olan ben var. Bu ben olan benim dışında her şey sana giydirilmiş ve emanet. Benim ruhum diyen ruh değil. Ruhun arkası. Benim gömleğim diyen gömlek midir? Gömleğin arkası. Anladın? Benim gözlüğüm, benim gömleğim diyen ben olan arkada. Benim atletim diyen gene arkada. Benim vücudum diyen vücut değil arkada. Benim aklım kaldırmaz ya. Benim aklıma çok ağır geldi bunu. Veya daha arkaya. Benim ruhum... Ruhuma ağır geldi, inanıyor. Ruhumu sıktı biliyor musun? Kimin? Benim ruhumu sıktı. Hani benim gömleğim kirlendi gibi. Senin ruhuna, evet benim ruhum. Hatta ruhunuzu niye kirlettiniz? Demek ki ruh sana giydirilmiş. Kim o? O zaman sen kimsin? O ben diyen işte o sensin. Vücut rengini ver mademe düşersin. Çünkü vücut arayıcısı yok onun. Risale-i Nur'dan okuyorum ha bunları. 336 lemalardan naklettim bunu. Allah'ın dışında bütün alemlerin hulasa-i camiası hayattır. Hayatın hulasası his ve şuurdur. His ve şuurun hulası akıl cevheridir. Akıl cevherinin ruhtur. Ondan sonra bitti. Diğeri kim? Ene. Bu ciddi mahluk denilemez. 258 ve 59. Bağla. Mec'uldur der. Mec'ul. Sizin bildiğiniz küllattan konuşuyor. Ya ülfetimiz oldu da, ülfet var ya, ülfet belası, maalesef üzerimizde bir ülfet belası var. Ders yapanlar rahatsız eden, bak sana da söyleyeyim. Ders yapanlar, oturacaksın adam akıllı, ne yapacaksın bugün? Not alacaksın, çıkartacaksın, çalışacağım. Ben bunlarla ne konuşacağım? Arkadaşlar, böyle ders olamaz. Dur bakalım ne çıkacak size. Böyle bir şey olur. Bak neymiş? Her şey
hem şu her şeyi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilir. Esbabı bir perde telakki eder. Fakir adam da reşa olsun. Öyleyse reşa, bak bu çıktı bu. İyi bir çeşit çıktı. Tamam. Hepsi güzel. Evet, bambaşka. Bak, Bala 269'da malumatımı dışarıya çıkarmayacağım diyor Üstad. Sen de çıkarma. Ama izah ediyorsun sen şimdi. İzah, Kastamonu 56'da diyor ki sizin vazifeniz şerh ve izahlarla devam ediyor. Bala da öyle diyor. Bala da diyor ki malumatlarınızı çıkarmayınız. Kastamonu 56'da sayfalar söylüyorum Envar'a göre kafamdakiler. Şerh ve izah vazifeniz devam ediyor. Arasındaki fark nedir? Şu. Mahkemat 107'de diyor ki bak kitap kaynaklı konuşuyor. Zaten yoksa 10 defa uçurmuşlardı beni. Diyor ki kafa kaldırıp da kafaya böyle konuştun ya mesela vahdaniyet buranlarının en kuvveti sen parlağıdır. Hayat, vahdaniyet. Kaldırdım. Bir şey izah ettim. Dur. İzah ettiğim manaya malim öğretmensin edebiyatsın tanıyorum. O çıkan manaya vahdaniyet böyle dedin. Kardeşim nereden çıkıyorsun? İzah ettiğim şeyi soru sorarsan sen kimsin? Nerenin manasısın? O manada dese ki lemalar şu sayfadan, sözler şu sayfadan, mektubat şu sayfanın manasıyım diyorsa bu şerh ve izahattır. Bu doğrudur. Ustad bunu vazifenizdir diyor. Devam edecek diyor. Araştıracaksın, çalışacaksın. Ama malumat şu. Evet arkadaşlar, Allah'ın azametini anlatıyorum şimdi. Allah öyle büyük ki sineğin üstündeki bir kanatta 70 tane damar vardır. Her damarda 7 tane böğüm vardır. Her böğümde 7 katmandır. Şu böyledir, şöyledir. Bu malumattı, bu yasaktır. Malumatlarını çıkarmayın diyor. Bu malumattır. Ötekisi külliyatın içindedir. Mahkemat 107'de diyor ki izaha, yani konuştu, adam konuştu. O konuştuğuna soru sorun. Kişiye değil, çıkan, ağzından çıkan manaya. Bu mana nereden çıkartıyor? Şuradan dediği zaman yer gösterirse o şerh ve izahattır. Mesela misal veriyor mahkematta, diyor ki bir tarlaya diyor. Mesela diyelim ki iyi ezberleyin, elma var tarlada, nar var, ceviz var. 3 tane meyve var böyle. Bir baktı ki armut düşmüş orada. Lan nereden bulacağız bu armut? Armut burada yok ya, ağaç nereden düşebilir? 3 tane meyve vardı. İncir vardı, ceviz vardı, elma vardı. Armut nereden geldi? Ha, bu malumattır. At dışarıya. Bu tarlanın işi değil bu. Onun için müfessir diyor o tefsiri anlatırken bunu böyle dikkat edecek diyor. Ne yapacak? Çalışacak. Abi, Risale-i Nur dersini anlatanın şerh ve izah mı yaptığı, malumat mı verdiği belli olur değil mi? Böyle. Alameti budur. Soru sorun. Mesela bak. Vahdaniyet, vahidiyet, ehad. Bunlar hemen 22. mektupta sözden bakarsın. Mektupta var, mektubatta var. Tamam? Şurayı diyebiliyorsa ve orayı aşina olanlar da hatırlıyorsa bu şerh ve izahattır. Yok işte biraz önce güneş, evet sayın seyirciler gibi. Arkadaşlar dünyamızdan 1.400.000 defa büyük. Güneş için söylüyor. Saniyede 1.400.000 ton atom nükleer reaksiyona girerek şöyle oluyor merkezinde şu kadar santigrat derecede 40 milyar diş çapında 6.000 santigrat derecede açış var. Patladığı zaman şöyle oluyor. Bu malumattır, bu yasaktır. Yok ki. Soralım onu. Nereden çıkarttın kardeşim? Var mı böyle bir şey? Bir saniyede 1.400.000 ton patladığını dışarı çıktığını nerede yazıyor? Niye böyle? Hatta tam tersine yasak var. Bu şey insana diyor dehşet veriyor diyor. 25. sözde dehşet veriyor. Şems şöyledir, böyledir. Bu dehşet veriyor insana diyor. Yani bir seni bir yere taşımıyor. Ama bu budur mesela. Mucize sebepsiz sonuçtur. Şeyde mektubat 19. mektup. Mucizat-ı Ahmediye'den çıkartıyorsun. Parmaklarından su akması vesaire. Sebepsiz onun için zaten. Mesela kesbi ilim, vehbi ilim. Mesela ağaca baktığımız zaman aldığımız ilim. Kesbi ilimdir. Arkasındaki zat sana verirse elma yapmadan önceki o ilmi veriyor sana. O yok işte kimsede. O özeldir. Ha? Devam ediyoruz. Ellezî halakal mefte vel hayat.
Bunu bilirsek insan ölümü de ölüm de hayat gibi bir mahluktur. Ya bu izah yaptın. Mektubatta var biliyorsun. Ölüm hayat gibi bir mahluktur. Lemalarda da var değil mi? Bak bir. Bu nedir? İzahtır, şerhtir, bu vazifendir. Ustadın verdiği vazife ve yapman lazım. Yapmasan suçlusun. Malumatını çıkarmayacaksın. Ve tecelli samedaniye aynelerinin en cami en berrakıdır. Kim? Hayat. Tecelli samedaniyete. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Samet. Samet yani. Allah'lık hakikatını en iyi gösteren zeminsin zemin. Varlıksız varlık. Samet aynası olmak. Onun için 9. söz öyle diyor. Samet aynası olmak kolay iş değil diyor. Hayat bahsinde var gene. 30. burada sözde pencerede. Orada diyor aynayı samet olmak kolay iş değildir. Aynayı samet. Değil mi? İnsan penceresinde anlatıyor. Yani ne dedi? Tecelli samedaniye aynelerinin en cami en berrakıdır hayat. Ne demek aynayı samet? Samet ne demek onu anlayalım. Samet Allah'lık hakikatına en iyi aynadar olan insan. Acayip bir şey ya. En iyi aynadar olan. Yani o varlığı yok yani. Hani şu o 128 sözlerde diyor ya. Diyor ki hiçbir yere sığmadım. Beni seven müminin kalbine sığdım diyor. Biz kainatın içinde değil miyiz? Kainata sığmayacak. Kainatın içindeki bir birim olan bende sığacak. Bu gösteriyor ki bende bir taraf var ki kainatta yok. Öyle değil mi? Bak bir de söyleyeyim. Ben kainatın içinde değil miyim? Şimdi bu ev, bu evin içinde değil miyim ben? Evet. Kainatı boşver. Düşüncenizde zorlanıyorsunuz. Bu evin içinde değil miyim? Ben şimdi desem ki evden ben büyüğüm. Lan içindesin. Nasıl büyüksün? İnsanda bir büyüklük var ki bu binadan büyük. İçinde olduğum halde. O da mahluk değil demektir. Yani mahluk değil. Allah kainata sığmadım diyor. Beni seven müminin kalbine sığdım diyor. O zaman mahluksuz mahluk, mekansız mekan, yani sıfatsız sıfat, yani ele denilen o varla 259'da dediği gibi, hani var ya biraz önce anlattım, benim gömleğim gir içeriye, benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum bitti. O ben diyen kim? O mahluk değil böyle ama vacip de değil. Buna berzahtır diyor. Orta. Halik değil haşa tobe. Mahluk da değil. Buna berzah denilir. Ya ne demek berzah? Ya odur ya odur. Bazıları ya aktır ya kararlar. Bunun da grisi de var ya. Var mı örneği? Alemi kabir. Ahiret midir kabir? Yok. Dünya mıdır? Yok. Ne deniliyor ona? Alemi berzah. Alemi berzah ya zaten adı üzerine. Ahiret değil. Ahiret ne zaman başlayacak? Kıyamet kopunca. Şimdi dünyadalar mı onlar? Yok. Haşir meydanındalar mı? Yok. Neredeler? Berza. Var ya baksana. Çekirdekteki program ağaç mıdır? Hayır. Hiçlik midir? Hayır. Program. İnsan da böyledir. Evet, hayat tek başıyla bir hayyu kayyumun bütün esma ve şuunatını bildirir. Yani aynayı samet olmak. Aynayı samet olmak. Kolay iş mi? İşte bütün esmayı ondan gösteriyor. Bir noktada gösteriyor. Yani ona örnek olursa bir çınar ağacını düşünün böyle 500 senelik böyle. Bu Bursa'da var çıkarken. 700 senelik çınar. Dev değil mi? Azametli bir. Ha bu kadar bir çekirdeğin de problem ya onun. Bu kadar. Dalı da orada, budağı da orada, yaprağı da orada, çiçeği de orada, korkusu orada, hacmi, kütlesi, ısı, kalori vesaire. Hepsi orada değil. Hepsini bir çekirdekte cem etmemiş mi? Zıtları cem etmemiş mi? Cem etmiş. Bana bak bir bunlara öyle uyuyorlar da veya uyandır daha dehşetli uyandırayım diye. Bir tabak getir bana. Bir de kirbit getir. Metin. Kirbit getir. Bir de kağıt getir. Kalk. Bir tabak getir. Bir şey göstereceğim size. Bunu camide yapmışım camide. Camide böyle dershanede ders yapmıyorum ben.
Camide anlattım. Size bir şey göstereceğim. Bakayım insan nasıl bir şey. Ölümü de anlatacak orada. O gelene kadar şaşırdı ya, hakikaten getireyim mi falan diyor. Şaşırdı. Getir işte. Olur mu falan. Sana diyor ki misal. Getirsin göreceğiz. Ben devam edeyim. Hayat tek başıyla bir hayyu kayyumun bütün esma ve şuunatını bildirir. Çünkü hayat pek çok sıfatı memzuç bir macunu hükmünde bir ziya, bir tiryaktır. Yani mesela güneşten ışık gelmiyor. Ziya geliyor. Parlada geçiyor. Ve ateşe leyle ve ahreca döşe. Ve şemse ziya, ziya vel kamera nura. Ziyayı şemse nispet ediyor. Güneşe, kameri şey, nur. Bak şimdi. Güneşten nur gelmiyor. Ziyadır diyor. Onun için güneşin çevresi karanlıktır. Güneşten bir paket çıkıyor. Foton diyorlar fizikte. Bizde ziya. Onun içerisinde her şey var. Her şey var. Duman da orada, ısı da orada, ışık da orada, nur da orada. Olur mu? Olur abi. Yani kirbitten kasıt kirbit değil ya. Ver bak şimdi. Ver abi. Tabağı da getirdin. Ha tamam. Eyvallah. Bak arkadaşlar. Ömrünüzde hep kağıt görseniz, bu size çok lazım olacak bu dersler. Belki bu ders kadar kalite olur. Ama bu dersleri hulasa edip tefekkür edince oldu bunlar. Böyle lan diye bir insana vermiyorlar bunu. Tefekkür ede ede, meşgul ola ola. Nasıl oluyor dedim yani insan zıtları cem ediyor. Nasıl insan zıtları cem ediyor? Zıtları cem etme ne demek? Biraz daha... Zıtları şey yapacağım ama sen biraz daha geniş varsa tepsi gibi. Tamam. Şimdi zıtlar şu. Bir odunda duman yok mu? Var. Nur yok mu içinde? Var. Odun içi karanlık değil mi? Karanlık. Karanlığın içinde, 25. sözden çıkarıyorum bunu. Ondan sonra nuru koymuş, saklamış. Eşşecerül ahtarda geçiyor. 25. sözden yani çıkarıyorum bunu da oradan çıkaracağım. Şimdi ömrünüzde hiç kağıttan kağıdın yandığını görmeseniz nasıl anlatırlar ki sana vallahi bu kağıt ama vallahi bu aslında kağıt değil. Nedir ya? Bunun hacmi var, kütlesi var, tipi var, kadın çiz burada, araba yap, yat var, kat var. Dünya bu ha, dünya. Kağıt var, kalem var mı? Kalem, üzerinde. Ver abi, bak şimdi. Bak şimdi. Otur ben sana veririm. Vereceğim sana. Al sana. Allah razı olsun. Eyvallah bak. Yakışır buraya şimdi. Bu da para olsun. Diyeceksiniz ki olan manyağın birisi ya. Nereden geldi ya? Ama değecek arkadaşlar. Değecek. Diyeceksin ki elhamdülillah ya. Bak. Bu size hitap ettiğim için kadın olsun. Bu da yat, kat, villa. Bu para. Bu da Mercedes'in. Ama lastikleri yok. Lastiklerini de taktım. Tamam. Bu da yatın. Diyor ki din. Bak. Bunu neyin üzerine bina ettin? Dibi yok. Nasıl yok? İşte araba işte. Da nasıl yok? Ha işte görüyoruz. Kardeş. Gelir bir muhalif yel. Ha vurur sarman, harman gibi. Mala mülke güvenme. Muhalif bir yel eser, savurur harman gibi. Ya bu, bak bu asıl değil. Bu sanaldır, takılma buralara. Dese, ya ne takılmıyor, her şey burada ya. Ve ömründe hiç kağıt görmedin. Şimdi, bir bak, hiç görmedin. Böyle bir şeyin buradan çıkacağını tahmin edebilir misin? Hiç yandığını görmesin. Bak binada yanıyor işte, bak binaya denk geldi. He? Yani bu kağıdın üzerine yani kağıttan bunun çıkacağına kim tahmin ederdi hiç görmeseydi? Bak bu. Görüyor musun? Ve nereye benziyor görüyor musunuz? Nereye benziyor rengi? Güneşe benziyor. Oradan geldi demektir. Bak ne çıktı? Duman. İki tane zıt şey. Bak hem duman var hem nur var. Bunu buraya nasıl saklamış? Senin cesedine de ruhu öyle saklamış. Bunun içerisine dumanı nasıl saklamışsa
cesedine de nefsi öyle saklamış. Bir tane selpak verin. Var mı üzerinde selpak olan? Ha, verdi. Şimdi selam okuyorum. Esselatu esselamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Falanca vefat etti. Kim vefat etti? Kimi yakaladınızsa. Bu da kefenlendi. Kimi yakaladınız? O öldü. Yakalanan ölmüştür. Ölen yakalanmıştır. Uçanı yakalayabilir misiniz? Uçan hadi. Kefenleyelim. Neredesin? Olur mu? Demek ki o kurtulmuş. O ölmemiş. Onun adı kurtuluş. O ruhtur. Kim elinize geldi? Gidin onu mezara da gömün. O ölmüştür. Bu da ceset. Ruh nereye gitti? O gitti nur. En büyük düşman, kağıdın düşmanı ateşti. Neredeydi ateş? Kendi içinde. Ve kendi kendini bitirdi. Ateş, kağıdın odunun düşmanıdır. Odun nedir biliyor musun? Daha acayip bir şey söyleyeceğim. Odun nedir biliyor musunuz? Donmuş güneştir. Donmuş, cisimleşmiş güneştir. Çünkü yaktığınız zaman odundan ne çıkıyor? Ateş. Güneş çıkıyor. Yani güneşin rengi çıkmıyor mu? Demek oradan gelmiş. Dikkat ederseniz her şey aslında rücu eder. Koşa koşa ona gidiyor. Biraz önce gitti ya. Bak, aha, git bunu da göm. Al. İşte kağıtta maksat bedendir. Kağıtta maksat dünyadır. Nereyi nereye bindirdiğinizi bilmek lazım. Ya. Kağıda bundan sonra ne yazacağınıza dikkat edin. O kadar ciddi şeyler yazmayın. Değmiyor. Çünkü muhalif bir rüzgar eser savurur harman gibi. Gelir bir tane manyağın birisi, Hasan gibi birisi. Ha böyle yakar. Bunun adı da Azrail. Çak diye götürdü seni. Demek Azrail çıkanın aynısı. Demek değmez ki hep çürük bağlı çarşıda. Öyleyse geç iyi mallar dizilmiş arkasında. Arkasında iyi mallar dizilmiş. Allah Allah. Elhamdülillah ya. Hamdolsun. Öpmeseydik nice kara kalplerin elini öpecektik. Hakikati öpmeseydin. Risale-i Nur direkt hakikate bağlamışsın. Şükürler olsun. Direkt sen gidiyorsun bak. Ellezi halakal mevte vel hayat. Peki. Yani niçin şey yaptık onu? Tek başına ne kadar şeyleri içine almış. O kağıt. Duman vardı içinde. Isı vardı, ışık vardı, ultraviyole ışınları vardı, dalga boyları vardı. Peki odunun kilosu var, çıkanın kilosu var mı? Yok. Kilosu olmayanın nasıl kilosu oldu burada? Değil mi? Acayip bir şey ya. Kilosu yok, gitti. Her yerde olan bir yerdeymiş. Ha buradaymış. Her yerde olan, bundan çıkan, bu her şeyi her yerdeydi. Bir yerde nasıl olmuş? Ya Allah da böyle işte. Çünkü pek çok sıfatı memzuç bir macun hükmünde. Onun için yaptım ben bunu. Kağıt bir macun gibi. Çok pek çok sıfatlar içine barındırmış. Duman var, nur var, ısı var, ışık var, dalga boyları var, letafet var. Bunu nereden çıkarttım? 25. sözde Eşşecerül Ahtar. Karanlıkların içerisinde nuru saklayan Allah. Odun düşünün. Al abim. Teşekkür ettim. Odun içinde nur yok mu? Odun karanlık değil mi? Orada yazıyor işte. Ben öyle zeki adam değilim. Yalnız kitaba soru soruyorum o kadar. Ne demek dedim ya? Odun karanlıklar içinde nasıl nur sakladın? Durdum yani orada. Bak oduna bak diyor. Odun. Odun diyor katıdır, donuktur, kesiftir, hacmi var, kütlesi var. Ama ondan çıkan latiftir, nuranidir, her yerdedir. Bazılar diyor ki hakikaten öyle yazıyor mu ya? Ne yazıyor 25. sözde? Elvan-ı seba ziyada ve muhtelif edviyeler tiryakta nasıl ki mümteziçen bulunur?
Yani yedi renk nerede? Ziyada. Güneşten gelen fotonda. Güneşten foton geliyor. Nur gelmiyor. Nur onların içinde bir tanesidir. Elvan-ı seba, yedi renk, ziyada ve muhtelif edviyeler, yani muhtelif elementler tiryakta nasıl bulunuyor? İlaçta nasıl bulunuyor? Memzuç. Öyle de aynı bu iki örnek gibi hayat dahi pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattir. Hayat işte bunun gibi hayat diyoruz ama böyle bir şey. O bir baktı ki oho neler varmış içinde ya. Peki ölüm şimdi korkulacak şey mi işte bak. Bak gittin işte. Ruhun öyle gidecek. Kim öldü gördünüz mü? Kim girecek kabire? Kim öldüyse girecek. Kur'an lisanıyla kim ölecek? Küllü nefsin zayikatı mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Ölen nefistir. Küllü ruhun demiyor ki. Ruh ölmeyecek. Ruh, efendim abi. Ölen hayvan imiş. Ruh kurtuldu. O çıkan rahatlamadı mı o şey? Nur, odun yakarken. Rahatladı. İyi ki beni çıkarttın diyor. Rahatladım dedi ya. Of be, beden daha pistim ya. Bıkmıştım ya kaç seneden beri. Öyle heyecanı oydu ya. Yaktığımız zaman böyle aheste çıkmadı ki böyle. Adam da heyecan gördük ya. Biraz üzülme yoktu yani. Öyle değil mi? Üzülme yoktu. Meğer üzülen başkası yemiş bize çaktırmadan çakmış. İşte hayat da böyle yani bir kağıt gibi, bir ziya gibi zıtları binlerce çeşitlerini barındırmış. Sende işte ha, senden konuşuyoruz. Sendeki hayattan bahsediyoruz. Hayat. Allah Allah. Öyle de hayat dahi pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattır. O hakikattaki sıfatlardan bir kısmı duygular vasıtasıyla inbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar. Kısmı ekserisi yani haddi hududu olmayan. Neymiş o? Hissiyat suretinde kendilerini ihsas ederler. Hissiyat şu. Bir hal var ya hal böyle. Bir bağ. Arabaya bağ olur, kadını olur, şunu olur. Böyle duygu, göz, kulak vesaire de daha ince bizi eşeğe taşıyan bize daha şöyle diyeyim. Ehvan ve vesvesesi olanlar var ya ölüyorum galiba. Kalp krizi herhalde. Bu tür o düşüncelerden hani böyle bir sıcaklık, bir gerilim oluyor ya. İşte o işte hissiyat. Düşüncelerin oluşturduğu şey. Mesela kendimi kötü hissediyorum gibi. O hal hissiyattır. O hissiyat. İşte o hissiyat her şeye karşı olur. Çiçeğe olur, köpeğe olur, arabaya olur, çocuğa olur, her şeye olur. Ne diyor burada? Kısmı ekserisi hissiyat suretini kendilerini ihsas ederler. Ve hayattan kaynama suretinde kendilerini bildirirler. Yani şöyle ne nasıl olur vücut? Vücudu şey olarak düşünün. Tencere, içine su doldurun, vurun alttan ateşi. Su ne yapar? Her tarafa, her zerresinden böyle buhar çıkar. Her tarafındaki kaynama işte hissiyat. Yok, nihayetsiz. Sen böyle donmuş et mi zannediyorsun kendini? Donmuş et yığını, donmuş enerji misin? Bütün alem sende dürülmüştür. Sen kendin küçük bir cilim sanırsın. Evet. Alemler sende matvidir. Matvidir. Hazreti Ali değil mi? Şatice Hazreti'dir. Allah Allah. Donmuş et mi ya insan? Ne kadar değerli bir şey. Gel de çöplükte harca kendini. Değer mi? İşte yazdık işte. Kağıdın üzerine yazdık. Arabada vardı. Yat da vardı değil mi? Deniz de vardı. Muhalif bir rüzgar esti. Savurdu harman gibi. Gitti. Ondan sonra da Metin de gitti. Onu gömdü. Hizmet edecek. Hem hayat kainatın tedbir ve idaresinde hüküm ferma olan rızk
ve rahmet ve inayet ve hikmeti tazamun ediyor. Yani hayat öyle bir şey ki rızkı da aktif ediyor. Ondan sonra rahmeti de aktif ediyor, hikmeti de aktif ediyor, inayeti de aktif ediyor. Kainatı aktif eden şey, hayat. Güya hayat onları arkasına takıp girdiği yere çekiyor. Mesela hayat bir cisme, bir bedene girdiği vakit Hakim ismi dahi tecelli eder. Hakim, iç çekiyor, hakim. Yani hikmetli yapmış, yani rastlantı yapmamış. Başka ne yapmış? Hikmetle yuvasını güzelce yapıp tanzim eder. Aynı halde Kerim ismi de tecelli edip meskinini hacatına göre tertip ve tezin eder. Yani ruha göre ceset, cesede göre hayat vermiş. Şimdi şuraya bak. Ya ne canlı ya. Ha bu şeymiş ya kağıt. Kumaş. Kumaş mı bu? Evet. Böyle kumaş olur mu? Baskı. Allah Allah bu kumaş yani ha? Evet. Baskı. Sen iş yaptın mı? Buradan böyle böyle. Yap sonra bulamazsın bunu. Yavaş 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 adam böyle bak bakayım da. Millete örnek olur ya Allah Allah. Peki burası neymiş biliyor musun? Dayanamayacağım ki yani. Burası suret. Ahiret hakikat. Suret ve zindan. Zindan-ı dünyaymış bu. Lan güneş batıyor tamam mı? Şuraya bak burası zindanmış. Ahirete göre. Lan şurası zindansa ahiret nasıl bir şeydir ya? Üstünde cemalin bir nevi tecellileri. He ya. Ya bu tuhaf değil mi? Burası zindan ha? Ahirete nispeten. He. Ahiret nasıldır o zaman? Gel de gitme ha. He? Gel de iste. Niye? İstemiyor. Çünkü niye biliyor musun? Orayı hissimiz taluk etmediği için. İşaretleyeceğiz da diyor. Hissimiz şöyle. Şöyle diyelim. Anne kanda ikizi dese ki bak annem var ya annemiz. Bir tanesi. Ne annesi ya? Allah dışarıdan söylüyorlar falan. Biz annenin içindeyiz. Nasıl bir şey? Ya buradan çıktık mı kucağına otururuz, süt emeriz, o şefkati var öper falan. Ne diyorsun ya? Ne annesi ya? Ya bak merhameti, şefkati, kilosu, hacmi, düşüncesi, hissiyatı, gayesi, emeli, arzuları. Anlatabilirler mi anneyi? Annenin içinde. Heh. Biz de dünyanın üzerine ahiret böyle bizi kaplamış. Anne karnındaki çocuk ya bırak şimdi keyfimize laf yok. Ne çıkacak şimdi böyle? Lan dışarıda güneş var. Ne güneşi ya? Kafayı mı yedin ya? Gidip de gele mi var ya? Orada denizler var, balıklar var diyor bir tanesi. Ya hepten beni deli edeceksin. Otur buraya ya. Anne değiliz anneye. Anneyi nasıl anlatacaksın anne karnındakine? Biz de Esma'nın içindeyiz. Esma'yı böyle anlayamıyoruz. Mahiler ki derya içindekiler fakat deryayı bilmezler. Deryayı bilmezler. Derya içinde derya bilmezler. Yani mesela balık suyu bilmediği gibi. Şimdi bizim üzerimize battaniye örtülmüş yani bunu. Çünkü 409'da mektubatta diyor ki bin bir alem diyor bu alemin içinde diyor şey yapılmıştır. Durulmuştur. Derc edilmiş. Bütün alem. Gül goncası gibi. Bütün alem. Bu alemi içinde gördüm diyor ha. Yani mesela yattık ya kağıdı. Desem ki o nur da duman da ikisi zıt değil mi? Duman mesela zıt. Yaktığın zaman gözü göstermez, kapatır. Nur da açar. İki zıt şey aynı şeyde olur mu? Olur. Ama diyor ki birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde perde içinde sarılı birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. Ya ne diyor bu? Ne diyor bu? Yani bu alem içinde hepsinin alemini gördüm diyor ya. Bak ne diyor bir daha bakın. Bu alem içinde neler yapmış? Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi gül. Bir kılıf daha. Mısır'da da öyle. Koçan var ya Mısır'ın koçanı. Perde üzerinde perde. Perde ardında perde. Ama aynı yerde. Şu alem
Binler perde binler perde içinde sarılı, birbiri altına saklı alemleri bu alem içinde gördüm. İşte biraz önce gördük. Aynı bir kağıtta hepsi içinde saklı. Veya buz, su da burada, H2O da burada, enerji de burada, esir de burada. Hiç ömründe su görmemiş adama buza nasıl diyeceksin? Kardeşim buz diye kafayı takma, sudur işte bu. Ya bırak ya, ne suyu ya. İşte buz işte. Nasıl anlatacaksın? Ateş de olur. He? Ateş de olur. Ya buraya, burası değil ya. Ne gözler görmüş, ne işitmiş. Bir daha söyleyeyim. Burası değil. Şu anda aletiniz var ya, duygunuz. Yani dışarıdan, evden, iş yerinde geldiniz. O aletinize benziyor mu şu andaki alet? Ben, ha, şu anda orayı yaşıyorsunuz. Buralı değil. Veya bir namazda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. O aletlerine Allah o anda diyor ki, bak sen de memnunum ha. Buradayken orayı yaşamaktır. Onun işte ustada 70 kat ilerisi açılmış. Hani biz namazda, bazı namazda oluyor ya. Elhamdülillahi Rabbil alemin de böyle oluyor ya. İşte 70 kat o büyüklerde. İmam-ı Rabbani Hazretleri mesela. Aman ya Rabbi ya. Sözünü tefekkür edince başım dönüyor. Adam gitmiş gelmiş de yazmış. Ben varı anlayamıyorum. Gurur duyuyoruz, o kadar yapabiliyoruz. Çünkü takdir edilecek şeyi takdir etmek de takdir edilmeyi hak etmektir. Sevilenleri sevmek de sevilmeye sebeptir. Elhamdülillah, bari onu yapalım da. Devam ediyorum. Aynı halde Kerim ismi de tecelli edip meskenin hacatına göre tertip ve tezin eder. Yine aynı halde Rahim isminin cilvesi görünüyor ki o hayatın devam ve kemali için türlü türlü ihsanlarla taltif eder. Neler vermiş? Duyguları taltif ediyor Allah. Onu veriyor, onu kaldırıyor, onu veriyor, onu kaldırıyor, onu veriyor. Birbir içinde veriyor, aynı anda veriyor. Yine aynı halde Rezak isminin cilvesi görünüyor ki o hayatın bekasına ve inkişafına lazım maddi manevi gıdaları yetiştiriyor. Maddi ve manevi. Şu anda manevi gıda alıyoruz. Ve kısmen bedeninde ittihar ediyor. Demek hayat bir noktayı mihrakiye hükmünde. Yani hayat sanki böyle elektrik santralı gibi bütünü hareketlendiren bir şey. Noktayı mihrakiye. Yani bunu hareketlendirdiğin zaman her şey hareketleniyor. Muhtelif sıfat birbiri içine girer, belki birbirine aynı olur. Yani bu sudan farklı, H2O'dan farklı ama her şey sanki tek ya, buz olmuş. Veya her şey kağıt olmuş. Bak arkadaşlar, bir hayal edelim. Odun değil mi odun? Dünya aynı böyledir. Odunun dışındaki güneşleri düşünün, dağları, tepeleri. Odunun içindeyiz biz. O karanlığın içindeyiz. Bir tanesi ders yapıyor odunun içinde. Diyor ki, bak odunun dışında güneş var. Ulan nasıl güneş var ya? Vallahi odun içinde yukarısı aşağısı var mı? Bayağı semada güneş varmış abone. Nasıl anlatacaksın? Oysa odun güneşin donmuş hali. Şarjlı pil gibi. Güneş 10 kilo geliyor odun, yakın 100 gram kil çıktı, derin oldu, geldiği yere gitti. Hani kilosu vardı? Gitti. Yani sanki nur kesif oldu, aynı oldu diyor. Bak ne diyor? Birbiri içine girer, belki birbirinin aynı olur. Güya hayat tamamıyla hem ilimdir, aynı halde kudrettir, aynı halde hikmet ve rahmettir ve hakeza. Donmuş yani.
Ne mutlu bu hayatın hakikatini anlayıp, fark edip, farka gelip, Furkan olup, oraya uygun yaşayana. Ne kadar şükretse kaastır. Bir cemaatin var mı? Tatmin olmuş musun? Yani bir kalbin bir şey çatıyor mu? Yani kalbin atıyor mu o manaya, o sevgiye? Yani sana sorsalar kimsin, nereye aitsin falan cemaata falan diyebiliyor musun? Kanaat etmiş misin oraya? Ama gidip gelme demiyorum. Kanaat etmiş misin? Gönül verebilmiş misin? Ne mutlu sana. Ne mutlu sana. Ölüm anında görürsünüz. Ben de göreceğim. O ölüm anında, o sekeratta, o cemaati öyle arayacağız ki mum gibi böyle göz kapağı. Allah Allah. O imdadını göreceğiz. Tabii ya. Cemaatsiz nereye gidiyorsun? Ölümü bayılmak mı zannediyorsun? Manevi paket açılacak. Kaza namazınıza başlamıyorsanız ölmeyiniz. Ve dua ediniz. Allah'ım kazamı bitirmeden canım alma. Şayet canımı alacaksan kazamdan hesap sorma. De. Vallahi. Namaz borcu olup girenin veya namaz hiç kılmayıp girenin, vallahi dinde, benim şeriatta araştırdığım kadarıyla, hiç şansı yok. Ben olumsuzluğu hiç sevmeyen bir insanım. Benim derslerde Cübbeli de öyle demişti. Ya senin dersin cehennem yok mu ya? Benim derste yok. Cehennem yok. Dedim ki yemekte lazım olduğu kadar tuz lazım. Onu da sen koyuyorsun. Diğer malzemeyle ben koyuyorum diyor. Tamam. Yani ama namaza başlamadan girene hiç şansı yok. Resulü diyor ki imandan sonra ilk namazdır. Namazda hesabı ahsan olan hesabı suhuletli olur. Başladın değil mi şimdi namaza bu akşam? Ve kaza namazına şimdi başladın, yarın sabah öldün. Aynı demiş gibisin. Ama başta adam gibi. Yola çıktın diye mi? Evet. Anladım. Yola çıktın. Lakin eğer ömrün olsaydı bitirecektin. Lakin göçmü cümle kervan bir haber. Beraber. Yani o aklım başıma geldi. İtikadı değil. Eylem değil orada. Yani uyandım ama lakin göçmüş cümle kervan bir haber. Ağlayıp nalan edip düştüm yola. Tena garip sine bir an akıl ayıran bir haber. Yani o itikat boyutunda bir şeylik, sıkıntı. Eylem bu. Eyleme adım attın mı? Tamam lan. Hakikaten bu akşam başladım. Bu sözü dinleyip de kaza namazına başlamayana Allah orada sormayacak mı? Niçin peki Hasan söyledin? Yeri gelmişken söyledi. Bilmiyorum. Niçin söyledim de bilmiyorum. Ama şu var. Ben öyle bir adam değilim de. Ama dindeki şeyi söyleyeyim. Alimlerin. Alimlere niçin demedin sorulmadıkça avama niçin yapmadın sorulmayacak. Alimlerin. Niçin söylemedin sorulmadıkça sen duymadın mı? Niye yapmadın? Sorulmayacak avama. Sana ya bu duydun mu? Kaza namazına başlamadın bu akşamdan sonra. Sana sorulacak. Bana da diyecek ki dedin mi demedin mi? Dedim ya. Bir de şey söyleyeyim. 10 dakika kitabı okumadan itikadınızdaki o içsel o sıkıntıyı gideremezsiniz. Mümkün değil. Her derdimizin dermanı olan Risale-i Nur mutala ve ciddi tetibuat diyor. 259'da Usta diyor ki sıkıntı, günün sıkıntı var ya toplum, bana da sirayet etti diyor Kastamonu'da. Her derdimizin dermanı olan diyor 123 Kastamonu'da, efendim, Risale-i Nur'la meşgul olmak sıkıntımızı gideriyordur. Ha, ister oku, ister okuma. Durum bu. 744-746 şu anlarda da bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay Musa. Abi sihir yaptılar, bu yaptı. O Asay Musa'yı. Abi ne alakası var sana ne kardeş? Sen bir oku. Ben uygulanmayan bir şey söylemiyorum. Beni tanıyanız biliyor. Bu işlerin konuşanıyım biraz. Hani Selahattin Efendimiz son anlarında namaza dikkat edin diyormuş. Son söylediği namaz. Evet. Evet. Vallahi namaza borcun var da başlamamışsan, oruç borcun var da başlamamışsan, vallahi ölürsen ölmüş olacaksın. İşte hayat bu cami mahiyeti itibariyle şuunat-ı zat-ı Rabbani aynedarlık eden bir ayni samediyettir. Herhalde ya böyle bir hayatımız var ya, coşuyorum da ya, dayanamıyorum. Bak hele ya şuraya bak Allah aşkına ya. İşte hayat bu cami mahiyeti itibariyle
Şunat-ı zaati Rabbaniye'ye. Allah Allah. Aynedarlık eden bir ayne-i samediyettir. İşte bu sırdandır ki hayy-ı kayyum olan zat-ı vacibül vücut hayatı pek çok kesretle ve mebzuletle halk edip neşir ve teşhir eder. Ve her şeyi hayatın etrafına toplattırıp ona hizmetkar eder. Her şey hayata hizmet ediyor be. Kaliteli bir hayatımız var elhamdülillah. Ücretten de almadık, kursuna da gitmedik ha. Peygamber için söylüyorum biliyor musun? Çok hoşuma gidiyor. Fatura da ödemedik. Peygamberliğin okuluna gitmemiş. Peygamberlik mesleğini de yapmamış. Çıraklığı ve kalfasını yapmadan peygamber olmuş. Böyle bir şey olur mu ya? Ücret de almamış. Bak peygamberlik okuluna gitmemiş. Okul yok. Meslek de yok. Çıraklığı yok, kalfalığı yok. Sabah çıkıyor ki Ebu Cehil onun için kafa yedi de. Dedi ki nasıl yani dün akşam, dün beraberdik. Nasıl peygambersin ya? Okul yok, şey yok, sen okuma yazma bilmiyorum. Bak diyor, hakikaten niye kafa yemedi, şaka demiyorum. Bak dedi, ben peygamberim. Delilin ne? Bak dedi, senin gölgen vuruyor mu? Baktı ki vuruyor. Bak benim gölgem var mı? Hakikaten niye kafa yemedi ya? Bu onun gölgesi düşüyor, onun düşmüyor. Olmuyor. Niye? Şeyin cam var ya cam. Cam da siyah boyalı veya. Bu ya. Bu güneş buna vursa gölge vurur mu? Düşer mi düşmez mi? Cama güneş vursa camın gölgesi olur mu? Olmaz. Ama güneş vurdu öteki taraftan çıktı. Peygamberimize niye güneş vurdu da gölge vurmadı? Vurdu geçti de yani. Çünkü nurani ya. Vurdu geçti cam gibi de. Camın gölgesi yok, aynanın gölgesi var. En iyisi bir su iç. Peygamber ya. Bir gün peygamber anlatıyorum. Dayanamadım yani böyle. Büyükçekmece, Tepecik'te anlatıyorum. Meğer sarhoş getirmişler. Kendisi gelmiş. Arkadaşları demiş ki, bak hiç unutmuyor. Demiş gitme. Lan sarhoşuz lan diyormuş. O kadar aklım var ya. Lan gidilir mi lan demiş böyle bazı. Ben nurculara giderim. Lan kovarlar seni. Gitme. Lan sarhoş haliyle. Bugün de o günde benim eferim tuttu böyle. Bir peygamberi anlatıyorum tamam mı? O da tutuyorlar falan yok falan. Adam dokunmaya kalksın dedim. Hiç unutmuyorum. Sema renginde mavi yağmurlu var. Yağmurlu böyle. Yağmurlu. Kalktı böyle. Hocam en kral peygamber bizim peygamber. Sarhoşumuz bu ha. En kral peygamber bizim peygamber. Ola helal olsun lan sana dedim ben. Allah'ım bu şu anda bu sözü hürmetine Allah ona şifa ver. Ya bizi de affetsin yani. Ya ne acayip ya. Bak şimdi. İşte bu sırdandır ki sır. Sana hayat verilmiş sır. Hayyu kayyum olan zatı vacibül vücut hayatı pek çok kesretle ve mebzuletle halk edip neşir ve teşhir eder ve her şeyi hayatın etrafına toplattırıp ona hizmetkar eder. Çünkü hayatın vazifesi büyüktür. Şimdi yaslanın ana cümleyi okuyor. Ana cümle. Evet, samediyetin aynısı olmak kolay bir şey değil, adi bir vazife değil. Sen böyle bu para toplamak için, bir şey yapmak için bu dünyada değilsin. Sensin yani. Seni bak neymiş? Ayne-i samet olmak, samediyetin aynası olmak kolay bir şey değil. Adi yani sıradan bir vazife değil. Kulüvallahu ehad. Bak. Kulüvallahu ehad. Küllehu küfüven ehad. Sonu da ehad değil mi? Ağacın kökündeki çekirdek, meyvedeki çekirdek. Kökündeki çekirdek kulüvallahu ehad. Sonu var ya. Kulüvallahu ehad. Allah'a sametlem yelid velem yelid velem yelid velem yelid. Küfüven ehad. Başı da sonu da aynı ya. İnsan da böyle. Başı Nur-u Muhammed'i sonu da biz. Aynı. İşte ayni samet bu iki süreci, iki nokta arasındaki sistemin gözüktüğü yer. Ayni samet. Böyle kaliteli bir hayatın var yani. Herkes. Bir daha bulamazsın. Onu değerlendirmek lazım. Çöpte harcama. Günahtır. Ayni samettir. İşte evet.
İşte göz önünde her vakit gördüğümüz bu hat, bu hat ve sabah gelmeyen yeni yeni hayatlar ve hayatların asılları ve zatları olan ruhlar. Hayatların asılları ve zatları olan ruhlar. Hani dedim ya, benim gömleğim, benim atletim, gir içeriye ben diyen arkada. Benim vücudum, benim hayatım. Daha hulasa 336 lemalardan söylüyorum. Hayatı da makineye koyun. Hayatı makineye koyun. Vücudum, meyveyi koyuyorsunuz ya, meyve suyu alıyorsun. Öz. Hayatın özü şuur ve his. Şuur ve hissi de koyun makineye. Özünü al, akıl ceviri. Aklı da koyun. Ruh. Daha bitti. Mahluk bitti. Onun arkasında ben olan ben. Sahip çıkan benim ruhum. Benim hayatım. Hayat verilmiş. İnsanlık sana verilmiş. Sen insan değilsin yani. Ben de değilim. İnsanlık verilmiş. Emaneti ihanet etmeyeceğiz. Yüklenmiş bize ya. Hayat, hayatların asılları ve zatları olan ruhlar birden ve hiçten vücuda gelmeleri ve gönderilmeleri bir zat-ı vacibül vücut ve hayyu kayyumun vücubu vücudunu ve sıfat-ı kutsiyesini ve esma-i hüsnasını lemaatın güneşi gösterdiği bir gösteriyorlar Allah'ı, sıfatını. Güneşi tanımayan ve kabul etmeyen adam, bak, güneşi tanımayan ve kabul etmeyen adam nasıl gündüzü dolduran ziyayı inkar etmeye mecbur oluyor? Yani mesela güneşi kabul etmedin. E peki bu aydınlık ne? Bak ne diyor, bir daha okuyayım. Güneşi tanımayan ve kabul etmeyen adam nasıl gündüzü dolduran ziyayı inkar etmeye mecbur oluyor? Yok canım, aydınlık değildir. Aydınlık dediğin anda güneşi kabul etmek zorundasın. Öyle de zat-ı hayyü kayyum, muhi ve mümit olan şemsi ehadiyeti tanımayan adam zeminin yüzünü, belki mazi ve müstakbeli dolduran ziya hayatların vücudunu inkar etmeli ve 100 derece hayvandan aşağı düşmeli. Yani hayat dünya cinsinden değildir. Yani bir sürecin neticesi değildir hayat. İnsan kainat sürecinin hulasası değildir. Meyve gibi değildir. Yani meyve ağacı hulasası veya insan, biz 18 bin alemin böyle uzantısı değildir. Çünkü insan kainattan öncedir. Şualar 218. İnsan hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği aslesidir. Kainattan önceyiz. Beşeriyet ve insanlık ve bedensel hayat itibariyle kainatı meyvesiyiz. Meyvesiyiz, sonundayız. Ama bizde bir ben vardır, benden ta içeri. O cihetle, hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği aslisiyiz. Kainatın başıyız. Değil, ondan da önce. O sorulmuş. O sorulduğu an. Yani ben Rabbin değil miyim? O varlığa çıktın, değil o. Yani Nur-u Muhammedi. Yani Nur-u Muhammedi demek, bütün kainatın, yani Allah'ın dışında yaratılan her şeyin çekirdeği. Orada biz de vardık. İlk yaratılma. Evet. Bu. O noktadan baktığın zaman biz kainattan önceyiz. Oradaki hakikatimiz itibariyle. Ama beşeriyet itibariyle, yaratılışın süreci itibariyle kainatın sonundaki meyveyiz. Son cümlemi okuyorum. Hayyu kayyum muhi ve mümiti şemsi ehadiyeti tanımayan adam zeminin yüzünü, belki mazi ve müstakbeli dolduran ziya hayatların vücudunu inkar etmeli ve 100 derece hayvandan aşağı düşmeli. Hayat mertebesinden düşüp camit bir cahili eçel olmalı. Samediyetin aynası olmak kolay bir şey değildir. Adi bir vazife değildir. Ne mutlu fark edene. Vahir davahum. Enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.